Değerli izleyenler, bu haftaki program konuklarımız kuaförler ve berberler. Hep birlikte izleyelim. Efendim iyi günler, kolay gelsin, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Kuaförlük yapıyordum mesela. Alper kardeşimin dükkanıdır. Bir ziyarete geldim. Tesadüf röportaja denk geldik. Sorunlarla herhalde, evet, genel tabii. Sorunlarla ilgili. Şimdi ben anayasada esnaf ve sanatkarı koruma kanunu var. Koruma kanunu. Şimdi esnaf emekli olduğu zaman tazminat alamıyor. Bağkur'unu yatırıyor. Yükü kendinde. Yani işçisi, yemeği, elektriği, hiçbir sosyal hakkı yok. Ama siz işverensiniz. Patron statüsü. Bir yerde tabii. Patron statüsünde. Şimdi bu anayasada esnaf ve sanatkarı koruma kanunundan ben sadece yazılı olduğunu gördüm bu yaşma. Şu an ben ziyaretledim, denk geldiniz. 1500 lira sigorta yatırıyorsun Bağkur. 2200 lira emekli maaşı alıyorsun. Velev ki işin rast gitmiş ya da gitmemiş, evin yok, evin kira. Elazığ'da, Varoş mahalleden, Ataşehir'de falan değil. 1000 lira kira, 1000 lira elektrik, doğalgaz, kibit. 200 lira kalıyor. Onu da biz, bence yani esnaf olarak, eski esnaf olarak, şu an değilim. Koruma kanununa iade etmek lazım. Ben koruma abi, 200 liradan koruyacaksan, o 300 lira senin olsun. Çünkü adalet yok. Yani ben devlet büyükleridir, o bir yerel yönetim, genel hiç umurumda değil. Vatandaş olarak, şimdi ben 18 askerlik yaptım. Benim iki dedem de 4 yıl askerlik yaptı. Yapacağız da, o ayrı bir olay. Ama Allah rızası için, yani şimdi ülkenin kalkınması sadece altyapıdan olmaz ki. Yani sadece köprü, yol tamam olacak tabii. Savunma sanayi olacak, namusumuzu, kutsalımızı korumak için. Ama ya bu vatandaşa bak, bir elektrik. Herhalde Abdullah 800 lira falan gelmiş dedi. Aydınlatma. Burada buzdolabı yok. Burada şarküteri yok. Git şarküteri çalışan arkadaşımıza iki buzdolabı çalıştırıyor. Klima çalıştırıyor. 4-5 bin lira elektrik faturasından bahsediyor. Ne kazanacak ki, nasıl ödesin değil mi? Ya kazansa bile yani niye yani elektrik kurumuna mı çalışsın? Yani kazanamaz tabii, sizi destekliyorum da kazandığı ne olacak? Yani sizin tecrübeniz bugüne kadar basındasınız. Yani şimdi şu ülkede bir markete gir çık. Yani küçük, yani bir çocuğun varsa bir cips bir şey alsan 60-70 liradan bahsediyorlar. Evet. Peki şimdi onu geçelim bir kenara da, sizin mesleğinizle ilgili. Nasıl ya, işleriniz, bu genel sorun, nasıl? İşleriniz nasıl? Vallahi işlerimiz, dediğim gibi ben şu an yapmıyorum. Ben şu an ziyaretim denk geldim. Ama ben genel görüyorum. Şimdi saç sakal herhalde 50 lira falan olmuş herhalde. Bu vatandaş için de zor. Bu adamlar da 20-30 alsa bu adamlar kurtaramaz. Kirası var, elektriği var, sigortası var, Bağkur'u var, var da var. Var da var. Şimdi gelen vatandaşa sen hizmetini eksiltmemesi lazım. Az önce malzemecisi buradaydı mesela. Her şeye %200 zam gelmiş, ürünlere. Değil mi Abdullah? Yani ben meslekten şu an yapmıyorum ama içindeyim yani, biliyorum. Şimdi ürüne zam, elektriğe zam, kiraya zam. Bu da mecbur hizmetine zam yapacak. Bu da halka yansıyacak. Yani genel, ben az önce bahsettiğim genel durumdur. Hani esnaf sanatkar olarak eski sıkıntılarım. Çünkü niye? Ben Bağkur'a yatırmışım, bana 2500 lira maaş veriyor. O genel sıkıntı. Günümüzün güncel sıkıntısı da her şeye %300 zam gelmiş. Ürünler, yani en basit şu adası, jileti hesaplasın. %200-300 zam gelmiş. Gidişat iyi değil yani. Yani esnaf bir şey kazanamıyor diyorsun. Kazanamaz hocam. Yani genel esnaf kazanamaz. Yani bugün şimdi şurada 2-3 kişiler, yani bugün bir öğle yemeği söylesinler 100 lira. 100 liradan kurtulmuşlar. Köfte ya, köfte ya. Yani öyle İskender mi İskender, yağlısı orada kalsın, yavanı 100 lira. O yağlıyı demiyorum. Düşün yani. Yani velhasılı kelam, genel olarak esnafın durumu iyi değil diyorsun. Peki. Ben öyle görüyorum. İyi değil. Allah sonunuzu ayırsın. Teşekkür ederim kardeşim. Ben teşekkür ederim. Efendim iyi günler, hayırlı işler. Sizi tanıyalım. Ben Moda Klas işletme sahibi Seyfettin Cirit. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz Seyfettin? Aşağı yukarı 15-20 sene yakındır yapıyorum. Nasıl işleriniz nasıl? Valla işlerimiz eskisi gibi değil. Tabii bu küçük esnafın hali ortada. Daha çok bildiğiniz gibi yani mesela bu koronadan dolayı, 2 senedir koronavirüs var. Koronadan dolayı işletmeler mesela hani çok eskisi bir işler yok. Artı bu deprem de yaşadı bizim ilimiz aynı zamanda. Onun da etkisi var. Mesela işletmelerin şu şekli, şu hali de var. Mesela Bağkur fazla oldu. Şu anda mesela aylık Bağkur aşağı yukarı 1,5 milyara yakın oldu. Onun da sıkıntısı var. Mesela birçok esnaf
ya da meslektaşımız bakurunu ödeyemiyor. Gidip sorabilirsiniz mesela birçok kuaföre, birçoğu da ödeyemiyor. Peki bu son elektriğe, doğalgaza gelen zamlar ne kadar etkiledi sizleri? Tabii o da çok etkiledi. Mesela 200-300 lira gelen faturalar şu anda 700-800 lira geliyor. Zaman zaman bizim dernek başkanımız da sağ olsun dile getiriyor programlarda ama yani küçük esnaf genel olarak öyle zor durumda yani. Peki bu pahalılığın dışında esnaf olarak ne tür ihtiyaçlarınız var? Yani mesela eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor musunuz? Eleman pahalı bulmakta mı? Şu şekilde mesela şu anda hiçbir meslektaşımızda çırak yok. Çırak olmadığı gibi mesela şimdi kimse mesela hani çocuğunu da şeye vermiyor, kuaförlere ya da sanata vermiyor. Çünkü liseye kadar zorunlu olduğu için onun da ayrı bir sıkıntısı var. Aslında mesela önceleri birçok kuaförde 2 tane 3 tane çırak varken şimdi birçok kuaförde çırak bile yok. Yani çalışmıyor, eleman sıkıntısı yaşıyorsun. Yaşıyor. Yani şu anda hangi kuaföre giderseniz orada sıkıntı var yani, yok değil. Peki fiyatlar nasıl? Valla bizim genel olarak yani sürekli çok değişmiyor fiyatlarımız ama şimdi bu ucuz kuaförler mesela olduğu için onlar da mesela birçok meslektaşımızı etkiliyor. Çünkü mesela eleman sıkıntısı olduğu için birçok kuaför mesela eleman bulamıyor. Kendileri mesela ucuz tıraş ettiği için mesela bu piyasalarda ucuz tıraş eden kuaförler var. Onlar mesela dükkan sahipleri zetine çalışmıyor. Tamamen eleman sırtından. Onlar da mesela eleman bulamayan birçok meslektaş da sıkıntı yaşıyor. Peki bu ucuza tıraş edenlerden sizin aranızdaki fark mesleki açıdan nelerdir? Neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi mesleki olarak tabii ki fark vardır. Çünkü mesela orada yetişen elemanların birçoğu yetişmemiştir. Yani tam olarak sanatı bilmiyorlar. Bilmediği için de bunun da etkisi var. Evet. Şimdi mesela diğer tarafta mesela meslektaşlarımızın çoğu yıllarca sanat yani bu sanatta çalışmış. İyi ustaların yanında yetişmiş. Şimdi de eleman bulamadığı için o da ayrı bir sıkıntı. Zaten şu anda en büyük sıkıntı da eleman bulamaması. Peki bunlar kaliteli tıraş ediyorlar mı? Katılıyor musun? Ya şimdi valla hangi berbere sorarsan der ki ya ben kaliteli tıraş ederim. Kimse benim ayranım eşli demez. Şimdi onlara da gidip sorsan onlar da der yani biz iyi kuaförüz. Ama tabii müşteri kimi tercih ederse odur yani. Peki bu konuda müşterilerinize tavsiyeleriniz ne olur? Yani mesela ucuz tıraşı yapıyor, siz güzel normal tıraşınızı yapıyorsunuz. Onlara ne tür tavsiyeleriniz olur? Ya onlara tavsiyem şudur, yani şimdi müşteriye ne tavsiye edersen et, müşteri daha çok kaliteye bakar. Güzel tıraşa bakar, yaptığın hizmete bakar. Yani bu hizmeti yapıyorsan, zaten müşteri inan kovsan da kapıdan gitse parçadan gelir misali. Yani parçadan kovsan kapıdan girer misali, girer yani bir şekilde. Ama daha çok müşteri kaliteye bakar. Yani yaptığın hizmete bakar, kullandığın malzemeye bakar. Daha çok müşteri bunu önemser yani. Ki Elazığlı gençler olsun veyahut erkekler olsun genel olarak bakımlılar mı? Tabii ki bakımlı. Bizim Elazığ'ın erkeği bakımlıdır yani. Mesela öyle müşterilerimiz var, haftalık tıraş olanlar var. Ve birçoğu da öyledir yani. Bu genel olarak yani birçoğu da bakar yani kendine. Peki çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Böyle bir program yaptığınız için size de teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Sizi tanıyalım. İsmim Fırat Emir. 11 senedir bu dükkanda esnaflık yapmaktayım. Toplam 19 senedir bu işi yapıyorum. Mesleğin içindesiniz yani. Evet aynen abi. Nasıl işleriniz nasıl? İyi abi çok şükür. Yani hamdolsun iyi kötü giriyor yani. Bir gün az bir gün çok. Birbirini dengeliyor o durumlar. Yani geçiminizi rahatlıkla temin ediyorsun. İyi abi çok şükür hamdolsun yani az değil. Mesela piyasada mesela bir yükselme var evet. Ama bu yükselmenin yanında mesela biz de yükseltmeler yaptık, yapmadık değil. O denge birbirini sağladı. Yani şu an yani biraz daha millet için zor olacak bu durum, bu süreç. Vatandaş için. Zor olacak. Ya Allah-u Teala herkese yardım etsin yani. Bu bence öyle yani. Peki bu elektriğe, doğalgaza zam gelmeden önce ne kadar geliyordu? Şu an ne kadar geliyor? Abi şimdi elektrik de doğalgaz şeyleri zamları ödediğimiz faturalar ikiye katladı. Önceyle şimdiki durum arasında. Haliyle tıraşlara zam yapmak zorunda kaldık. Yani esnafın
ben kendi adıma konuşuyorum, pek bir şey olmadı yani bundan. Çünkü zam gelince zam koydun sen de üstüne. Ne oldu? Sen vatandaşı oldu. Vallahi olan vatandaşı oldu yani. Şimdi mesela biz de bunu başka yerde yaşıyoruz mesela. Ben berberim, kasaptan et alıyorum mesela. Aynı durumu ben de kasapta yaşıyorum. Yani bu durum böyle, şu an ülkenin ekonomik durumu şu an bu halde. Bu nasıl çözülür, nasıl olur bilmiyoruz yani. Bir sihirli değnek lazım herhalde. Peki nasıl, güzel tıraş yapıyor musunuz? Saç sakal kaç lira? Vallahi abi biz 50 liraya yapıyoruz. Saç sakal cilt bakım içinde komple bakım 50 TL'ye yapıyoruz. Öğrenci kardeşlerimize 40 TL'ye yapıyoruz. Biraz daha hani yardımcı olma maksadıyla, amacıyla. Öyle yani abi, çok şükür yani. Kiralar nasıl? Kiralar etkiliyor mu sizi? Dükkan kiramız, eski kiracı olduğumuz için dükkan sahibimiz de sağ olsun iyi bir insan. Allah-u Teala ondan da razı olsun. Mesela eski kira zammıyla devam ediyoruz. Onlarda bir artış olmadı. Yok, Allah razı olsun. Hani öyle diyelim. Mesela önceden alınmış bir karar var %10 üzerinden gibi mesela, veya bir belirli sabit bir zam üzerinden. O devam ettiği için ve Türk TL cinsinden olduğu için yani günün şartlarına pek bir şey etkilemedi abi. He, iyi yani, çok şükür elhamdülillah. Kaç tane eleman çalıştırıyorsunuz? Biz iki ortak çalışıyoruz. Yani zaten kuaförlükte benim kuaförlere en büyük şeyim, sözüm bu olur. Bu meslek tek başına icra edilecek bir meslek değil abi. Ve mesleğin işçisi de olmadığı için yani ellerinden geldiği kadar mesela 3-5 kuaför arkadaşımız, 3-5 kuaför esnaf kardeşimiz mesela bir araya gelerek, bir dükkan açarak, bir dükkan kirası vererek, bir elektrik faturası ödeyerek, bir doğalgaz faturası ödeyerek daha karlı olurlar, kesinlikle, daha çok kazanırlar değil mi en azından? Hem masraf 1/4'e düşüyor. Ben bu uygulamayı 11 senedir yapıyorum. Elazığ'da belki ilk yapanlardan da biriyiz. Yani yaptığımız günden beri de çok memnunuz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani hoşgörülü olmak. Ortada bir lazım. Güven olursa bu iş yürür tabii, ama bu demin bahsettiğiniz çok güzel. Yani şimdi bak burada kaç tane esnaf var kuaför olarak. Evet. Yani bunlar da birleşseler bir şeyde, daha geniş bir ortamda aynen yapsalar ortaklık daha çok kararlar. Gider de azalmış olur. Gider 1/4'e düşerken gelir 1/4'e çıkıyor yani. Gelir tamamen, kazanç sende kalırken yani masrafın 1/4'e düşüyor. Yani çok güzel bir uygulama. Bütün abilerime, bütün kardeşlerime tavsiye ederim. Yani iyi bir şey abi. Peki, çok teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Efendim iyi günler. Sizi tanıyalım. Merhabalar, Veysel Güngör. VEM kuaför olarak yaklaşık 8 yıldır burada hizmet veriyoruz. Nasıl işleriniz, nasıl Veysel Bey? Yani ekonomik olarak ülkemiz zor günlerden geçtiği için tabii ki biz de etkileniyoruz bu durumdan. Yani geçmiş dönemlere göre kıyasladığımız zaman bayağı farkımız var tabii ki. Daha zor durumdayız, öyle söyleyeyim. Geçmişe göre tabii ürünlerde de zam tabii geldi. Tabii ki, tabii ki. Bunlar mesela da müşteriyi de etkiliyor, hem sizleri. Yani şöyle bir şey var, iş gücümüz artıyor ama kazancımız düşüyor. Yani malzememiz %100, %150'ye varan zamlarla karşı karşıyayız. Elektriğimiz, doğalgazımız, sigortasını yatırdığımız personelin ücreti, hepsi tabii ki artı olarak bize geldi. Bu da iş gücümüzü artırıp kazancımızı düşürüyor tabii ki. Tabii bu pahalılık müşteriye de yansıyor. Yansıyor tabii yani ki. Yani ayda bir sefer, iki sefer gelen insanlar artık yani daha... Yani artık eskisi kadar insanlar kolay kolay gelemiyorlar. Yani geldikleri zaman artık düşünerek gelmek zorundalar. Çünkü yaşam standartları düştü. Düştüğü için de bu vatandaşı dolayısıyla hepimizi etkiledi. Yani bu durumdan bizler de zarar görüyoruz tabii ki. Peki bu özellikle de siz bayan kuaförüsünüz. Fiyatlardan biraz bahseder misiniz? Yani fiyatlar değişiyor bizde. Mesela şu anda saç kesimlerini falan 80 lira 90 liraya yapıyoruz. Boyaların standart bir fiyatı yok. Değişiyor tabii ki. Yani boyaya göre, kalitesine göre. Tabii ki, tabii ki. Yani yapılan işleme göre 1000-1500 liraya kadar çıkıyor boyalar. Şimdi yaptığınız zaman 1500 lira yüksek bir miktar. Müşteri verirken bunu zorlanıyor. Ama 1500 lirayı biz aldığımız zaman insanların aklında şöyle bir şey var. Hani kuaför hiçbir masrafı yok. Tamamen el emeği, hepsi kazanç. Tabii ki öyle bir şey yok. Yani illa ki var. Aynen. Bu son zamlarda mesela elektrik olsun, doğalgaz olsun, yani ürünlere gelen fiyatlar olsun. Tabii ki. Sizleri oldukça etkiledi. Tabii ki, mesela 1000 lira gelen elektrik faturamız 2500 lira gelmeye başladı. 700-800 lira gelen doğalgazımız 2000 lira gelmeye başladı. Bunların hepsi yani bizim için zor şeyler tabii ki. Haliyle siz de mecburiyetten müşteriyi yansıtıyorsunuz. Tabii ki fiyatlarımızı yükseltiyoruz. Hani müşteri itiraz ediyor, fiyat yüksek diyor ama
yapmak zorunda kalıyoruz. Yoksa biz de çok mutlu değiliz bu durumdan ama. Peki şu an sektörün en büyük sıkıntıları neler sizce? Yani sektördeki en büyük sıkıntılarından biri personel bulamıyoruz. Yani kalifiye personel bulmak çok zor artık. Çalışan arkadaşlar mesela, kocaman salonumuz var ama 3-4 tane çalışan personelimiz var. Bunların sigortası var. Tabii ki yani şu anda sigorta artı bir de artık bütün mesleklerde olduğu gibi bizim mesleklerde de çırak bulmak artık çok zor maalesef. Hani bu eğitimden kaynaklı bir sorun olarak görüyorum ben bunu. Mesela bizim yetiştiğimiz dönemlerde biz liseyi bitiremeyen arkadaşların hepsi mesleğe atıldık. Şu anda liseyi bitirmek çok kolay, liseyi bitirdikten sonra bir üniversiteye girmek çok kolay. 22-23 yaşına gelmiş bir insanı alıp burada çırak olarak çalıştırmak mümkün değil tabii ki. O yüzden de bütün el sanatı olan işlerde şu anda hiç kimse yetişen personel bulamıyor. Çırak sıkıntısı, yetişen eleman sıkıntısı bütün sektörlerde olduğu gibi bize de var tabii ki. Aynen. Belki çözüm olarak neler öneriyoruz? Yani bu iş nasıl çözülür? Elbise ölmez bir meslek. Yani doğumdan ölüme kadar kuaförlük var olan bir meslek. Yani ben şahsi fikrim, ben meslek liselerini burada çok şey görüyorum. Çok önemli meslek liseleri. Yani aslında o kadar değerli ki meslek liseleri ama eğitim olarak çok zayıf. Maalesef şimdi kız meslek lisesinden mezun olup belgesini almış gelen bir personel geldiği zaman hiçbir şey bilmiyor burada. Biz onu tekrar sıfırdan yetiştirmek zorunda kalıyoruz. Alaylı yetişenler daha iyi diyorsun. Tabii ki. Şimdi burada çalışan işin mutfağında yetişiyor. Tamam, kız meslek lisesinden, halk eğitimden teorik eğitim alarak geliyor ama pratik olmadığı için sudan çıkmış balık gibi buraya geldiğiniz zaman hiçbir şey bilmiyor. Yeniden yetişiyoruz. Halbuki orada daha donanımlı bir eğitim alsa o kadar önemli ki. Çünkü bugün gittiğiniz zaman en azından 500 tane kuaför varsa 500'ü de personel arıyor. Bunlara yetiştirebilir ama maalesef eğitim çok düşük kalıyor, yetişmiyor personel. O yüzden meslek liselerine bence çok önem verilmeli. Yani çok daha iyi olur meslek liselerinde yetişen arkadaşların direkt gelip burada iş yapabilmeleri. Herkes için çok değerli. Ama maalesef eğitimi tam alamadıkları için burada yeni baştan tekrar çıraklıktan başlıyorlar. O da onlar için ekstra zaman, ekstra süre. Zaman kaybı oluyor yani. Peki, çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Efendim iyi günler, sizi tanıyalım. Ben adım Mehmet Akbulut. Yaklaşık bir 20-25 senedir bu mesleğin içindeyim. İşimizi icra ediyoruz. Dostlarımızın memnuniyeti bizi sevindiriyor. Siz de teşekkür ederiz bu vesileyle. Nasıl işleriniz nasıl? Yani genel anlamda biz randevulu çalıştığımız için iyi ama pandeminin tabii bize çok etkisi oldu. Bunun yanında fahiş fiyatlar, zam artışı bizi yine etkiledi ama çok şükür devam ettiriyoruz. İdame ettiriyoruz. Evet. Peki sektörün en büyük sıkıntıları ne sizce? Sektörün en büyük sıkıntısı şu anda çırak yetişmemesi. Tabii halk eğitimi, çıraklık mesleği devam ediyor ama bunun haricinde bizim dönemimizde şu anki dönem arasında çok fark var. Hani çırak yetişmiyor. En büyük sıkıntımız bu. Bunun haricinde de yani devam ediyoruz. Tek sıkıntımız çırak. Nasıl? Fiyatlar nasıl şu an? Yani pandemi, tabii her şeyin başında pandemi bizi çok etkiliyor. Fiyatlarımız müşterinin rahatsız etmeyecek şekilde devam ediyor yani. Budur. Evet. Bir de gelen müşterileriniz devamlı gelen müşteriler. Tabii randevulu çalıştığımız için sürekli müşteri potansiyelimiz sabit. Ama onun haricinde tabii yabancı müşterilerimiz de geliyor. Onları da kırmadan tıraş edip gönderiyoruz. Kaç tane eleman çalıştırıyorsunuz? Şu an burada 3 tane ustayız. Bir tane de çırağımız var. Böyle devam ediyoruz. Ortak mı yapıyorsunuz? Tabii 3 arkadaş da ortağız. Birbirimizi anladığımız sürece sorun çıkmıyor. Çok burada. Güzel bir şey yani bu ortaklık. Evet. Elazığ'da yok olmayan bir şey ama evet. Böyle sizleri böyle ortak çalışan insanları görünce bizler de mutlu oluyoruz. Biz teşekkür ederiz. Birlikten güç doğar. Muhakkak. Hem mesela ayrı ayrı dükkan edeceğiz de hem burada kendi işinizi görürsünüz. Kiradan tasarrusunuz, elektrikten evet, olur, evet. Doğal gazdan olur. Evet. Hem daha fazla kazanırsınız. Evet. Müşteri de memnun olur, değil mi? Evet, yani ortak olduğumuz zaman birbirimize müşteri paslaşması oluyor. Ortaklarımızın müşterileri bizi tanıyor, biz onları tanıyoruz. Bu konuda hani müşterimiz hiçbir zaman mağdur olmuyor. Ortaklığın büyük bir avantajı da bu böyle. Nasıl Elazığlı gençler olsun, erkekler olsun kendilerine bakıyorlar mı? Elazığ genci kendine çok bakım, yani çok önem veriyor.
Bilhassa üniversitenin bunda çok etkisi var. Üniversiteden dışarıdan gelen öğrenciler tabii dış görünüşe biraz da önem verdiği için bizim insanımız da bu konuda biraz hassasiyet gösteriyor, evet. Modaya uyuyor musunuz? Gençler takip ediyor mu? Moda hiç değişmez. Yani gençler özellikle yeni stillerde bize katalog önerisinde tıraşlarını bu şekilde istiyorlar yani. Biz tabii katalogla çalıştığımız için bizim için sorun olmuyor. Peki sektörün yani bu eleman sıkıntısının dışında başka sıkıntılar var mı? Neden şikayetçisiniz mesela? Doğalgazdır, elektriğidir, bu sigorta primleri işte artık basından dolayı birçok esnaf mağdur durumda kazanamadıkları için. Evet, yani bu son dönemde pandeminin de tabii etkisiyle devletimiz yine sağ olsun hani esnaflara bu konuda cüzi de olsa bir katkısı oluyor. Elektrik katkısı oluyor, kira katkısı oluyor. Bunlar bizi sevindiriyor ama devletimiz her zaman bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor. Biz de bu konuda kendisine teşekkür ediyoruz devletimize. Kolay gelsin sağ kardeşim. Olun, teşekkür ederim. Hayırlı işler. Efendim iyi günler, sizi tanıyalım. Şenay Bibal ben. Balım Kuaförün işletmecisiyim. Bu kadar. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Vallahi 20 yıldır yapıyorum bu işi. 20 yıldır ilk defa bu kadar, özellikle bu sene. Ya da şöyle söyleyeyim, pandemiden bu yanıdır. Bu sene çok zorladı. 20 yıldır ilk defa bu sene bizi piyasa olarak çok zorladı ama kuaförler daha çok zorladı. Yani çok etkiledi bizi. Bu ürünlere de zam geldi. Tabii çok, bunların çok etkisi oluyor. Tabii ki yani biz atıyorum 5 liraya aldığımız ürün oldu 15 lira 20 lira. Yani en küçük bir şeyden örnek vereyim. 18 liraya aldığım bir malzeme oldu 90 lira. Öyle o haliyle biz bunu müşteriye yansıtıyoruz. Müşteri de ne yapıyor? Bunu ayda 2 defa 3 defa yapacağı işlemi 2 ayda 3 ayda bir düşürmeye başladı. Gördüğünüz gibi dükkanı böyle sakin görüyoruz. Eskiden 3 eleman, 4 eleman yetişemediğimiz bir güne, şimdi artık elemanları çıkardık, tek kişi çalışıyoruz. Evet. O denli yani. Ya bu sıkıntı, maddi sıkıntı yaşıyor herkes. Tabii bu da sizlere de yansıyor. Tabii diyorum ya, insanların daha temel ihtiyaç, kendinden ödün vererek insanlar temel ihtiyaçlarına yöneliyor. Peki sektörün en büyük sıkıntıları ne sizce? Çözüm olarak neler öneriyorsunuz? Valla sağ olsun bizim başkanımız her sıkıntımızı gideriyor, her şeyimize elinden geldiği kadar el atıyor, yardımcı oluyor ama buna da tabii ki el attı hemen. Hiç işi bilmeyen, hiç daha yani dün yanımızda çırak olarak başlayan bir adam 3 ay sonra 4 ay sonra dükkan açtığını duyuyoruz. Haliyle ne oluyor? Müşteri bölünmüş oluyor. Müşteri gidiyor, umduğunu bulamıyor, tekrar geliyor. Ama ne oluyor? Biz müşteri kaybediyoruz. Müşteri mağdur oluyor. Yani bunun gibi çok sıkıntılarımız vardı. Ve işimizi kötü yönde kullananlar oldu. Özellikle güzellik salonu adına farklı farklı işler yapılmaya başladı. Biz bunları duyduk. Çok da üzüldük. Artık insanların, özellikle hanımların güveni kalmadı. Çünkü hani derler ya, yaşla beraber kurda yanıyor. Öyle oldu. Yani sağ olsun ona da başkanımız el attı ya. Onu da hallediyoruz inşallah. İnşallah. Evet. Peki kalifiye eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor muyuz? Çok zor. Diyorum ya 3 hafta yanımızda çalışıyor. 3 ay sonra duyuyoruz dükkan açmış. Patron olmuş. Tabii patron olmuş. O yüzden eleman yetişen, kendini yetişmiş zanneden daha doğrusu. Kendini yetişmiş zanneden hemen salon açmaya çalışıyor. Elazığlı bayanlar bakıyorlar mı kendilerine? Elazığlı bayanlar artık bakamıyor kendine valla. Yani bu pahalılıktan dolayı. Pahalılıktan dolayı aynen. Aynen diyorum ya, yani ayda 2 defa salonumuza uğrayan bir bayan artık yeri geliyor ayda bir, hatta 2 ayda bir gelmeye başlıyor. Artık insanlar kendi kendine çözüm bulmaya başladı. Evde kendi işimi kendim hallediyorum. İşte Şenay bu ay böyle idare ettim deyip de geliş süresini uzatan müşterilerimiz çok. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Efendim kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Ben Pınar Aksakal, Kuaför Zilal işletmecisiyim. Nasıl işlerin nasıl Pınar Hanım? Valla işlerimiz eskisi kadar değil. Sebep ne? En büyük sebep zaten pahalılık, hayat pahalılığı. Hayat pahalılığından dolayı müşteri potansiyelimiz bayağı bir düştü yani. Elektriktir, ne bileyim aldığımız şu ürün bile yani 50 TL aldığımız bir ürün şu anda 100 TL. Biz bile alamıyoruz müşterilerimize yani. Gereken hizmeti bile veremiyoruz. Bu şekilde yani.
O zaman haliyle haftada veyahut ayda iki sefer gelen müşteriler daha bir aya düşer yani. Bir aya düştü. Çünkü şey yani mesela en basitinden minibüs şeyleri, nedir onun adı? Fiyatları pahalı olunca müşteri iki minibüs değiştirmek zorunda kalıyor. O bile bizi yani etkiledi. Ondan dolayı bile müşterimiz gelemiyor yani. Peki sektörün en büyük sıkıntıları ne, sorunları ne? Yani en büyük sıkıntı neler yaşıyorsunuz? Büyük sebeplerimiz dedi. Mesela ben şahsen eleman çalıştıramıyorum. Neden derseniz yani elemana vereceğim yani şey yok, bütçe yok. Çünkü kazanmıyorum ki yani elemana da bu ödemeyi yapabileyim. Biz 4 kişi çalışırken şu anda 2 kişiye düştük. Çünkü gerçekten büyük sıkıntılar var. Yani kazanamıyoruz. Evet, kazanamıyoruz. Peki bu çözüm nasıl olacak? Sorunlar nasıl çözülecek? Bir bilginiz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Yetkililerden beklentileriniz ne bu konuda? Yetkililerimizden beklentimiz hani bize büyük vaatlerde bulundular. Yani en azından mesela biz esnafız. Esnafa elektrik en basitinden. Bize daha çok geliyor. Elektrik daha çok geliyor. Atıyorum bunun yanı sıra şu eleman çalıştırdığımızda bize destek verirse belki daha çok hani eleman çalıştırabileceğiz. Çünkü okula eleman gönderebiliriz. Yani teşvik amaçlı da yani büyüklerimizden hani bunu şey yapabiliriz. En azından bu elektrik şeyine, pahalına bir çözüm getirseler en azından iyi olur. Bu aldığımız ürünlere, bu yani en basitinden yani şu hayat pahalılığına bir dur deseler bence yeridir. Peki kira da sıkıntı yaşıyor musunuz? Kiralarımız evet. Kiralar da çok pahalı. İnanır mısınız? Yani ben bu kışı zar zor geçirdim. Cebime girmesi gereken bir bütçe varken ben cebimden tam tersine yani para çıkardım. Öyle diyebilirim. Peki. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Vallahi cümlemize, tüm şeyler, esnaf arkadaşlarımıza yani bir kolaylık versin. Bu zor zamanlar bir an önce geçirelim. Yani ben mesela en basitinden bu kışı nasıl bir geçireceğim? Yani nasıl da zarara girmeden, daha büyük bir zarara girmeden onun şeyindeyim, çabasındayım. Çünkü yani müşteri, eski müşterimiz yok. Gerçekten eski müşterimiz yok. Yani müşteriye gittikten sonra inanır mısın şu elektriği bile kapatmak zorunda kalıyorum. Çünkü ödeme yapamıyorum. Evet, kolay gelsin tekrar. Kolay gelsin. Sizi tanıyalım. Ben Çilem Geçmez. Kuaför Zülal'de çalışıyorum. Çalışanım. Nasıl işleriniz nasıl? İşlerimiz hiç yok yani. Durgun, bayağı bir durgun. Yani eskiye göre çok çok durgunuz. Sebep ne? Sebep valla yani olan pahalılıktan dolayı şu anda yani. Gerçekten herkes çok zor durumda. Bizler de. Yani şu anda ben patronumda mesela zam bile isteyemiyorum. Çünkü veremiyor. Yani işler yok. O yüzden zor durumdayız. Kazanamıyor. Kazansa evet, verir aynen, elbette. Aynen öyle. Peki Elazığlı bayanlar bakıyorlar mı kendilerine? Vallahi genel olarak çok bakıyorlar ama şu anda yani o da yok. Bakamıyorlar. Para olmadığından dolayı. Para olmadığı için evet bakamıyorlar aynen öyle. Peki siz çalışıyorsunuz yıllarca. En büyük sıkıntı neler yani bu meslekte olanların, bu sektörde olanların en büyük sıkıntıları ne sizce? Yani en çok mesela hani biz kuaförlük mesela her şeyi hani şey alıyoruz, ürün falan alıyoruz mesela. Onlar şu anda çok pahalı olduğu için yani millet alamıyor. Biz de yani müşteriye onun şeyini yapamıyoruz. Bakımını falan yapamıyoruz. O yüzden bayanlarımız da şu anda bakım falan yapamıyorlar. Peki fiyatlar nasıl? Mesela, yani gel. Ürünler çok pahalı olduğu için biz de müşteriye onun şeyini veremiyoruz. Yani istediğimiz fiyatı söyleyemiyor. Çünkü sıkıntı yaşıyoruz. Hani müşteri şey yapamıyor, ödeyemiyor yani. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür kolay gelsin. Sağ olun. Efendim kolay gelsin. Hayırlı işler. Merhabalar, bizler hoş geldiniz. Sizi tanıyoruz, biliyoruz. Elazığ'da artık markasınız. Murat Kahofer Murat deyince herkes tarafından bilinen, takdir edilen bir kişiliğe sahipsiniz, hünerlisiniz, bu işin pirisiniz. Öncelikle neler söyleyeceksiniz bu sektör hakkında? En büyük sıkıntılarınız ne? Siz yıllardır bu işi yapıyorsunuz, başarılı işler de yapıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz. İltifatınız için de teşekkür ederim, sağ olun. Acizane bu mesleği yapmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 40-41 senedir bunu yapıyoruz. 37 senedir bu salonu çalıştırıyorum. Yüzlerce arkadaşı yetiştirdik. Bir faydamız olduysa ne mutlu. Şimdi Berber Kuaförler Odası'nda yöneticilik, başkan vekilliği yapıyorum. Başkanımla beraber. Sorunlarımız demeyelim de sorunları zaten biz kendimiz dinliyoruz. Kendimiz çözmeye de çalışıyoruz. Tabii bizim de sorunumuz var. Sonuçta biz de bu işi yapıyoruz. Bu işten ekmek yiyoruz. Evet yani bu sonki zamlar bizi gerçekten etkiledi. Bilmiyorum ama işlerimiz %80 düştü. Pasta zaten bölündü. Elazığ
nasıl tabiri caizse Elazığ taşındı. Tokiler olsun, farklı semtlere büyüme içerisine girdi. Bunun yanı sıra tabii bu devlet politikasında bu salonlarımızın çoğalması şey oldu. Aslında biz de ona tepkiliyiz. Yani adım başı kuaför var. Bunu tabii bizim odamız olarak bir yetkimiz yok. Bunu devletimizden, başkanımız da bunun talebi var. Yetkililerden yani en azından bir kilometre, 500 metre uzaklıkta olmalarını istiyoruz. Ama yine de bu pandemide olsun, bu depremde olsun, ardına bu ekonomide olsun kuaför bitti diyebilirim. Özellikle bayan kuaförlerin masrafları çok var. Bizler elektrikle iş görüyoruz. Bize 300-500 lira gelen elektrik şu anda 1500-2000 lira geliyor. Isıtma aynı şekilde. Kozmetik, biz dışarıya bağlı çalışıyoruz zaten. Kozmetiğimizin ana maddesi, ham maddesi ithal bir ihraç ediliyor. Efendim söyleyeyim, onun için biraz sıkıntılıyız. Fiyatları istediğimiz fiyata alamıyoruz tabii. Çünkü vatandaşı da düşünüyoruz. Biraz kendimiz dayanmaya çalışıyoruz ama gidişimiz iyi değil yani. Allah hayırlı etsin. Kendiniz fedakarlık yapıyorsunuz. Kendimiz fedakarlık yapmaya çalışıyoruz. Devletimizden bekliyoruz ama devletimiz bir iki yaramıza merhem oldu ama yani bunu ne kadar doğru söylemek. Vallahi bizim bir kahvaltı paramızı verdi yani devletimizden, Allah razı olsun. Yani bizi kalkındıracak bir şey olmadı tabii. Aldık 1000 lira falan ama böyle olmaz. Yani sonuçta bizim eğer sanatımız, burada söylemek istiyorum. Bu el sanatları ve kuaförlük konusunda Türkiye dünyada liderdir. Bak bunu söyleyebilirim. Bir kuaförlük konusunda dünyada sanatkarlarımızın en güzel yetiştiği şey Türkiye'dedir. O yüzden devletimizin de buna bir eğilmesi lazım yani. Her sanatçılar değil, sanatkarlar da sivrilmeli bence. Allah yardımcımız olsun. Ki Elazığlı bayanlar kendilerine bakıyorlar mı? Tabii bizim Elazığ'ın bayanları şöyle kendine bakıyorlar mı derken, kendim 40-41 senedir bu işteyim. Benden önce 10 sene ustam var, ustamın ustası da kuaför olduğuna göre yaklaşık benim anımsadığım 60 yıldır Elazığ'da bayan kuaförü olarak erkek kuaförü var. Erkek var. Bu da Elazığ'ın ne kadar modern, çağdaş olduğunu gösterir diye düşünüyorum. Elazığ'ın bayanları bakımlı tabii ki. Ama şu anda ekonomide biraz sıkıntılı. Yani ayda bir sefer, iki sefer gelen insanlar artık daha gelemezler ekonomik durumdan dolayı. Tabii dediğimiz gibi biraz ekonomi vurdu, biraz fedakarlık yapıyoruz müşteriye ki salonumuza çekelim. Yani tarifemizi uygulayamıyoruz. Biraz müşterimize fedakarlık yapıyoruz, salonumuza çekmeye çalışıyoruz. Peki Murat Bey, sektörün en büyük sıkıntısı, sorunları ne? Sektörün en büyük sıkıntısı özellikle en başta bu fazla salonların açılması, tabii bizim odamızın hiçbir yetkisi olmadan bunu belirtmek istiyorum. Artı eleman sıkıntısı, ama devletimizin yaptığı güzel bir şey var. Buradan da duyurmak istiyorum. Artık bizim mesleki lisemiz, berber ve kuaförler değil de bu Çırak Eğitim Merkezi'nde olan okulumuz, eleman yetiştirirken aynı zamanda lise diploması da alabiliyor. Yani çocuğum okumuyor, bir mesleğe verelim derken çocuğun mesleğe geldiği zaman lise diplomasını da alabiliyor artık. Bu desteği hem güzel. Hem meslek kazanıyor. Hem meslek kazanıyor, hem diploma almış. Hem mesleği diploma almış oluyor, hem lise diploması almış oluyor. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Özellikle bizim mesleğimize böyle bir program hazırladığınız için, bize destek verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, bu haftaki program konuğumuz Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Sayın Nizamettin Türkoğlu. Sayın Başkan, hoş geldiniz programımıza. Biz gezdik esnaflarınızı, onların sıkıntılarını dinledik. Çözüm önerilerini de sundular bizlere. Siz bu konuda şu an sektörün en büyük sıkıntıları ne? Bahseder misiniz biraz? Özellikle Esnafın Sesi program kurucusu Hüseyin abi sana, kameraman Orhan kardeşime, Kanal Fırat'a ve Kanal Fırat ailesine gerçekten odam adına teşekkür ediyorum. Süreç zaten bildiğiniz gibi sadece berber ve kuaförler değil, maalesef Türkiye genelinde esnaflar çok zor sıkıntılar yaşıyor. Sıkıntılara gelirsek inan ki dertli sölegen olur derler. Gerçekten artık biz de sölegen olmaya başladık. Çünkü Türkiye genelinde esnafların çoğu
çok çok mağduriyet yaşıyorlar. Yaşadıkları mağduriyetlerden bir tanesi bu en son gelen zamlar. Yani elektrik faturaları birdenbire çok böyle yüksek bir fiyata çıkması. Detayında Bağkur'un yüksek bir seviyeye çıkması. Artı dükkan kiralarının yüksek bir seviyeye çıkması. Bu ister istemez esnafın gücünü azaltıyor. Demek kozmetik ürünler de arttı, çok arttı başkan. Yani arkadaşlarımız öyle ifade ediyorlar. Şu an şunu söyleyeyim, yani 3 liraya aldığımız kozmetik malzemeleri 10 lira oldu. Yani %300 zam geldi. Yani şu anda en ucuz çalışan inan ki yine kuaför, berber ve güzellik salonlarıdır. Çünkü fiyatlar gerçekten başını aldı gidiyor. Bunun önüne nasıl geçilecek onu da bilmiyoruz. Yani esnaf atıyorum 1 milyar verip de 1 aylık malzemesini alırken şu anda 4 milyar veriyor, aynı malzemeyi alamıyor. Bu arada 1 yıl süreç içinde bahsediyorum. Yani bu esnaf gerçekten ayakta durabilmesi için yani devletimizin mutlaka küçük esnafa elektrik faturası, Bağkur, zaten bu konularda destek olurlarsa bence esnaf ayakta durabilir. Yoksa inan ki gidişat hiç iyiye gitmiyor. Bu şekil süreç devam ederse çoğu esnaflar kapılana kilit vurur. İşsizlik oranı %20 ise %50, %60'a kadar çıkar. Çünkü bu Türkiye genelinde düşünün bir sürü mağdur olan esnaf var. Çünkü bizim bir Türkiye genelinde oda başkanlarının kurmuş olduğu WhatsApp grubu var. Bütün sorun ve dertleri orada kendi aramızda paylaşıyoruz ki federasyonumuz sağ olsun bütün sorun ve dertlerimizi gereken mevki ve makamlara iletiyor. Çözüm noktasında çözüm var mı? Çözüm yok. Kimse kusura bakmasın. Sadece söylediğimizden kalıyoruz. Yani geçim çok zor. Gerçekten çok çok kötü bir süreçteyiz. Rabbim inşallah hakkımızdan da hayırlı neyse onu versin. Başkan pardon, özür dilerim. Geçim zor dediniz de bir de sizin meslekte yani bölünmeler oldu. Yani mesela düğün salonları işte gelinlik yapıyorlar, fotoğrafçılar da etkiliyor bu evet. Konuda. Yani herkes kendi mesleğini yapmıyor. Bu konuda sizin bir takım çalışmalarınız da oldu, biz görüyoruz. Evet. Basına da yansıdı bu. Bu konuda bir şeyler, bir adım atabildiniz mi? Bir şeyler üretebildiniz mi? Veyahut hedefe ulaşabildiniz mi? Şimdi bekara karı boşamak kolay. Şimdi odalar kanun çerçevesi içinde hareket edebilir. Kanun dışına çıkıp da kendimizi böyle bir kahraman zannetmeyelim. Çünkü sihirli değneğimiz de yok. Vurduğum zaman hemen düzeltelim. Sadece Elazığ değil, Türkiye genelinde maalesef gelinlik satan arkadaşlarımız yani maşallah yapmadıkları iş yok. Biz bunun yönetim olarak bir araya geldik. Çözüm noktası ne olabilir diye düşündük. Biz bunun alt zemini hazırladık. Yani daha doğrusu 4 yıldır uğraşıyoruz. Gelinlikçileri topladık, kuaförlerle görüştük. İşin neticesinde tamam, şu anda gelinlikçilerin hiçbiri reklam vermiyor ama el altından istedikleri kuaföre gelini gönderiyorlar. Burada ben şuna üzülüyorum. Yani Elazığ'da 350-400'e yakın bayan kuaför meslektaşlarımız var. İnan ki belki sezon boyunda bir tane dahi gelin çıkaramayan kuaförlerimiz var. Biz bunun çalışmasını sağ olsun Elazığ küçük bir yer. Herkes birbirini çok iyi tanır. Düğün salonu işleten bütün abilerim ve kardeşlerim diyeyim. Onlarla bir istişare yaptık. Onlar da dönüp dedi ki kardeşim madem bu kadar sıkıntılı bir süreç biz de Allah için size yardım edelim. Ve sağ olsunlar biz tabii bedava değil bunu tekrar ifade edeyim. Biz tekrar arkadaşlarımızı davet ettik. Sağ olsun o süreçte belediye başkanımız belediye Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'ndeki konferans salonu bize tahsis etti. Biz çok heyecanlı bir şekilde oraya kuaförlerin %90'ı gelir. Biz de orada kendi aramıza bir istişare eder, ona göre hareket ederiz. Maalesef salona gelen 60-70 tane meslektaşımız oldu. Biz orada projemizi anlattık. Dedik ki arkadaşlar, sizler bizden birlikte hareket ederseniz eğer, inan ki biz bu işin kökünü kazıyacağız. Yani durmuş muyuz? Durmamışız. Yani Rabbim nasip ederse inşallah bu çarşamba günü yönetim kurulu toplantım olacak. Çünkü yönetim kurulundan habersiz iş yapmak çok etik olmaz. Tekrar yönetim kurulundan arkadaşlarımızdan bir araya gelip meslektaşlarımıza mesaj atacağız. Ne olursa olsun bize destek olsunlar. Destek olurlarsa biz Elazığ'daki bütün düğün salonlarına
Elazığ'da bize müracaat eden bütün kuaförlerin listesini vereceğiz. Atıyorum nasıl olacak diye sorarsanız, önce evlenen çift genç kardeşlerimiz önce düğün salonuna giderler. Düğün salonuna tuttukları zaman dönüp diyecekler ki, kardeşim bu düğün salonu tutarsanız kuaförünüz bizde. Ama istediğin kuaförü tercih edeceksin. Yani bizde bir ahlak vardır, bizde bir kültür vardır. Berberini, kuaförünü, güzellik salonuna giden hiçbir müşteri kolay kolay değiştirmez. En mutlu gününde, evleneceği bir mutlu gününde bence tercih edeceği kendi kuaförü olur diye düşünüyoruz. Bu sebepten dolayı da bizim tabii ki tek başımıza hiçbir şey yapamayız. Üyelerimizin %80'i odaya müracaat etsin. Eğer bu yazın gelinlikçiler bizim kuaförü ağzını alırlarsa ben buradayım. Ama destek olmak şartıyla. Yani sen bana diyeceksin ki, başkanım evet biz seninleniz, ne karar alırsan seninle birlikteyiz. Biz bu işin inşallah köküne ineceğiz ve kökünden temizleyeceğiz. Ama tek isteğim, ne olursa olsun arkadaşlarımız, ablalarımız, abilerimiz, bayan kuaförler lütfen destek olun. Bir de başkan, sektörün en büyük sıkıntılarından birisi eleman bulamamak, çırak bulamamak öyle. Bu konuda siz yıllardır mücadele veriyorsunuz. Hangi aşamaya geldi bu konu? Ben şunu şöyle ifade edeyim Hüseyin abi. Yani hiçbir vatandaşa gidip de çocuğunu niye kuaföre vermiyorsun deme hakkına sahip değiliz. Ama bu işin çözümü şöyle. Ben 8 yıldır Elazığ Berberler ve Kuaförler Odası'nı temsil ediyorum. 8 yıldır da kullandığım ifade aynı ve ifadem yine değişmeyecek. Bu aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın çözeceği sorun. Nasıl çözeceği bir sorun? Avrupa'ya özeniyoruz ya. Avrupa'daki sistemleri takipliyoruz. Bir çocuk ilkokul, ortaokul, eski şeyler, liseyi okurken zaten neye meyilliyse o şekil bir çalışma yaparsak, inan ki Türkiye'de hiçbir esnaf, hiçbir sanatkar sahipsiz kalmayacaktır. Hem meslek edinecek hem de okulunu bitirecek. Bak okusun tabii. Yani biz okumaya karşı değiliz. Yalnızca devletimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, yani bu öğretmenlerimiz, devlet yetki verecek kardeşim, okula giden öğrencilerin bu sadece berber ve kuaför değil, başka bir mesleğe meyilli olur. O şekil yönlendirme, o şekil onlara destek olursak bence Türkiye'de hiçbir zaman esnaf ve sanatkar eksikliği olmaz. Eksiklik oradan geliyor. Şimdi ben oda olarak kaç kişinin kapısına gidip de ya kardeşim çocuğunu okula gönderme de berber ve kuaföre gönder diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani şimdi sadece bayan kuaför ve güzellik salonlarını konuştuk. Erkek kuaförlerin de sorunları var. Yani erkek kuaförlerin sorunları gerçekten çok çok büyük. Yani şehrimizde 3-5 tane haksız rekabet yapan yerler var. Yani insanlar bu konuda rahatsızlar. Hatta ben kendilerine de dedim, ifade şöyle dedim. Diyelim, ucuz tıraş. Hayır, ucuz benim. O yönden biz o sorunu açtık. Allah var. Yani arkadaşlarımız, biz dedik ya reklam yapmayın. Camınıza afiş asmayın. Çünkü burada evine ekmek götüren bir sürü insan var. Arkadaşlarımız da sağ olsun bizi kırmadılar. Dediler ki, başkanım sen iyi bir insansın. Aha biz yazılarımızı kaldırdık. Artık camlarda, afişlerde yazı asmıyoruz. Ben bu konuda şikayetçi değiliz. Çünkü ama yazılar kalktı, ama bu sefer de yoldan adam çağırıyorlar. İşte o Elazığ'da. Bu şehrimiz için de güzel bir şey. Elazığ'da evet, biz onu çok duyduk. Yani bunlar etik şeyler değil. Esnafla yakışacak durumlar da değil. Yani inşallah da bu ahlaklarından vazgeçerler. Çünkü şehire gelen bir misafir bu pozisyonu görürse, inan ki Elazığ çok güzel anılmaz. Rızkı veren Allah'tır. Biz Allah'a iman edeceğiz. Rızkı veren Allah, o senin rızkın bugün birse iki olmaz, iki ise bir olmaz. Ondan dolayı o işin de inşallah hakkından ve o işte bir çözüme gideceğiz. İnşallah. Başkanım, süremiz doldu, arkadaş işaret ediyor. Evet. Son olarak birkaç cümle alalım. Son olarak inan ki inşallah sesimizi, hükümetimizi, devletimizi yöneten büyüklerimiz seslerimizi duyarlar. Gerçekten berber, kuaför ve güzellik salonu işleten esnaf kardeşlerimiz çok çok mağdur. Yani elektrik konusunda gerçekten çok çok şikayetçiler. Bakur maalesef 1 milyar 800 yani çok çok para. Geçen ben bir hesap yaptım. Bir bayan kuaförü, bir erkek kuaförü en basit, en küçük, en böyle varoş olan bir mahallede erkek kuaförü, bayan kuaförü yapan meslektaşımın aylık gideri 7500 TL. Açık ve net.
Bak en ucuz mahalle kira sokak arasında olan. Bugün bunun açık ve net şöyle diyeyim. Elektrik 200 milyon gelirken 500 milyon geliyor. Bakur 1000 lirayken 1800 lira. Dükkan kiraları depremden sonra 100 milyona tuttun dükkan kiraları 1 milyar eski hesaptan. 1 milyardan aşağı değil. Bunun elektriği, suyu, ev kirası, dükkan kirası hepsini hesaplayın 7500 üstüne para. Bu esnaf 7500 lira acaba ayda para kazanıyor mu? Yani ondan dolayı ne olursa olsun devleti yönetenler lütfen Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Yani elinizi vicdanınıza koyun, bir insanların içine girin. İnsanlar konuşamıyorlar ya. Vallahi gidiyorum ya başkanım diyor, elektriğimi ödeyemedim. Ya ben oda olarak ne yapabilirim ki? Gücüm ne? Yani benim elimde olan bir şey değil. Yani korku, algı, yani bunlar hoş şeyler değil. Yani inşallah da sesimizi duyarlar. İnşallah da bu işe bir çözüm olurlar. Yani gerçekten gidişat hiç iyi değil. Yani gidiyorsun, yani bu ülke sahipsiz bir ülke değil ya. Ya manava gidiyorsun ya, bir yağ alıyorsun, üç gün sonra gidiyorsun ortada yağ yok. Şeker yok. Ya ne oldu bu ülkeye kardeşim? Yani ne oldu, kıtlık mı geldi? Ya insanlar da biraz fırsatçılık yapıyor, kimse kusura bakmasın. Yani insanlar da, ya biz Müslüman bir coğrafyada yaşıyoruz ama maalesef herkes fırsatçı. Herkes ama bu yağı, şekeri işte bunu saklayayım, işte kuaför ürünü saklayayım. Üç gün, beş gün sonra 3 lira, 5 lira zam gelir. Ya bu senin vatandaşın ha. Ya bu şehirde yüze bakıyoruz. Rabbim inşallah herkesi ıslah etsin. Ben Kanal Fırat'a ve Hüseyin abi size, Orhan kardeşime, odam, şahsım adına teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Allah yardımcınız olsun. Değerli izleyenler, haftaya bir başka programda görüşmek üzere. İyi seyirler.